Merhaba arkadaşlar ben Elif Trenlis'e Bebeğim Örgüleri Mörgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz hırka modelinin anlatımını daha önce sizlere yapmıştım. Fare dişi kapşonlu bir hırka çalışmasıydı ve sizler tarafından çok beğenildi. 1 milyona yakın izlenmesi oldu. Çok kısa bir sürede bu izlenmeyi gerçekleştirdik. Hepinize çok teşekkür ederim. Birbirinden güzel yorumlarınız için, beğenileriniz için ve abonelikleriniz için hepinize minnettarım. Arkadaşlar abonelik konusunda tereddüt eden arkadaşlarım varmış. Aboneliklerin ücretli olduğunu düşünüyorlarmış. Kesinlikle e, abonelikler ücretli değildir arkadaşlar. Tıpkı Facebook ya da Instagram'da. Takip almak, arkadaşı eklemek gibi YouTube'da da abone olarak beni takip edebilirsiniz. Evet, hırkamızdan sonra arkadaşlar modelimizin yelek anlatımını sizler için bugün yapacağım. 68 ilmekle örgümüze başlayacağız. Fare dişi ve haroşa örgü çalışmasıyla örgümüzü öreceğiz çok çabuk örüp bitirebileceğimiz çok keyif alacağınız ve bebeklere de çok yakışan çok güzel bir model 68 ilmekle örgümüze başlayacağız 4 diş haroşa boyunca var olan 68 ilmeğimizi öreceğiz ardından roba ayrımlarına başlayacağız arkadaşlar ön bedenlerimiz için 13 ilmek kol kısmımız için 10 ilmek ve arka bedenimiz için 18 ilmek ayrım olarak kullanacağız. Roma ayrımlarında aradaki ilmeğimiz bir ilmek ve düz örgü olarak ilerleyecek. Şimdi şişlerimize 68 ilmeğimizi atalım ve örgümüze başlayalım. Evet 68 ilmekle birlikte Örgüme başladım. 4 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Hırkamızı Nako Elite Baby ile örmüştük. Yeleğimizi de aynı iple örmeye devam edeceğiz. Bu mavi rengimizin renk numarası 4687. Arkadaşlar eli sıkı olan arkadaşlarım 4 numara. Eli bol olan arkadaşlarım 3.5 numarayla yeleği örebilirler. 4 diş haroşa boyunca örgümü ördüm arkadaşlar. Ben erkek bebeği öreceğim için iliğimi sol tarafta çalışacağım. Şayet siz kız bebekler için yeleğinizi örecekseniz şu örgümüzün düz sırasıdır arkadaşlar. Düz sırayı örün ve son 7 ilmek kala haroşa örgülerimiz tekrar olacak. Bunun 4 ilmeğinden önce hemen bir ilik çalışması yapın. Şimdi arkadaşlar ilk sıramıza başlıyoruz. Fare dişi modelimiz için arkadaşlar öncelikle bir sıra düz örgü öreceğiz. Zemin çalışması yapmak adına. Aynı zamanda da roba ayrımlarına başlayacağız. Ve ilk 7 ilmeğimiz haroşa örgü olacak. Bu ilk 7 ilmeğimizi çalışırken şu anda bir ilik çalışması yapacağız. Erkek bebekler için örecek olan arkadaşlar benimle birlikte ilik çalışmasına başlayabilirler. İlk 4 ilmeğimi haroşa örgü ördüm. Şişime ipimi bir kez doladım. Ve sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. 2-4 doladığım ilmekle 6 ilmek haroşa örgü örmüş oldum. Bir ilmek daha örerek bunu 7'ye tamamladım. Ardından arkadaşlar 6 ilmek düz örgü örüyoruz. Ön bedenimiz 13 ilmek olacak demiştik. Hemen sayalım. 2 4 6 8 10 13 ilmek. 13 ilmeğimi ördükten sonra hemen bir gizli artırma yapıyorum. Ayrım yerlerimizin arkadaşlar belli olabilmesi adına şu bizim hep düz olarak ilerleyecek düz ilmeğimiz olacak bunun hemen altına ayrıcımı takıyorum düz ilmeğimi örüyorum ardından bir gizli artırma daha yapıp kolum için 10 ilmek düz örgü örüyorum 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 Evet. Kolumuzu da ayırmış oluyoruz. Şu bizim yine roba ayrımındaki düz ilmeğimiz olacak. Bir ayraç da buraya takarak işaretliyorum. Hemen düz ilmeğimden önce bir artırma yapıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir gizli artırma yapıp arka bedenim için 18 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Arka bedenimi de ördüm. Şu, şu ilmek bizim yine düz olarak ilerleyecek roba ayrım ilmeğimiz hemen ona bir ayraç daha takıyorum <laughs> ve bu düz ilmeğin öncesinde bir gizli artırma yapıp düz ilmeğimi düz olarak örüp tekrar bir gizli artırma daha yapıp ikinci kolum için 10 ilmek örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 2. kolumu da ördüm. Sıradaki ilmeğim yine roba ayrımındaki düz ilmeğim. 1 ayraçta buna takıyorum. Ardından bir gizli artırma, düz olan roba ayrımındaki ilmeğim ve bir gizli artırma daha yapıp 6 ilmek düz örgü örüyorum. 3 4 5 6 2, 4, 6, 7 ilmeğim sıra sonunda var. Kız bebekler için örecek arkadaşlar 2, 1 ilmek örsünler. 2 ilmeği birlikte kessinler. Ardından bir dolama yapıp son 4 ilmeği haroşa örerek tamamlasınlar. Erkek bebek için örecek olanlar bu 7 ilmeği sadece haroşa örgü olarak örüp sırayı tamamlasınlar. Evet roba ayrımlarımızı yaptık. Örgümüzün düz tarafını ördük. Şimdi örgümüzün arka kısmındayız. Fare dişi model kurulumu arkadaşlar örgünün arka tarafında yapılıyor. İlk 7 ilmeğimiz ve son 7 ilmeğimiz hep haroşa örgü olacak. 5, 6, 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Şimdi fare dişi örneğine başlayacağız arkadaşlar. Fare dişi modeli ile ilgili küçük bir video anlatımım var. Şayet e, bu modeli bilmiyorsanız. Bu yaptığım anlatım size karışık gelirse. Mutlaka o videoyu izleyin arkadaşlar. Küçük bir örgüde deneyerek önce modeli anlayın. Ondan sonra yeleğinizi örmeye devam edin. Yoksa şaşırabilirsiniz. 7 ilmek karışamı ördükten sonra. 8. ilmeğimi arkadaşlar düz örgü olarak öreceğim. Fakat şişteki ilmeği örmeyeceğim. Hemen onun altındaki ilmeğin arasından batarak düz örgü örüyorum. Ardından yanındaki ilmeği normal ters örgü örüyorum. Ardından sıradaki ilmeği düz öreceğim ama buradan değil, alttan batarak. Tekrar ters örüyorum ve tekrar düz olarak ama alttan batarak bu şekilde artış yaptığımız yere kadar bir ters bir düz düzleri alttan batarak örüyorum şu gizli artırma yaptığım ilmeğim aradaki düz ilmeğim ve onun yanındaki yine gizli artış yaptığım ilmekler ters örülüyor arkadaşlar bu üç ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. 2 3 Ardından yine fare dişi modeline başlıyoruz. Önce düzle başlıyoruz ama şişteki ilmeğe değil, bir alttaki ilmeğe batarak düz örüyoruz. Ardından normal ters örgü, ardından düz ama alttan batarak. Bir ters, bir düz ama alttan batarak bir ters, sonra bir düz ama alttan batarak. Bir ters, sonra bir düz ama alttan batarak. Sonra sıradaki ilmeğim ters. Ardından yine gizli artırma yaptığım ilmeğim, roba ayrımındaki ilmeğim ve ikinci gizli artırma yaptığım 3 ilmeğim var. Bunları yine ters örgü olarak örüyorum. 1 2 3 Bu ilmekleri ters ördükten sonra arkadaşlar tekrar fare dişi modeline başlıyoruz. İlk ilmeğimizi düz ama alttan batarak ardından bir ters, sonra bir düz alttan batarak, bir ters, sonra bir düz alttan batarak arka bedenimizi örüyoruz. Çok keyiflidir arkadaşlar. bu şekilde bir düz alttan batıyoruz ve bir ters örüyoruz. Bir düz alttan batıyoruz ve ters örüyoruz. Aynı şeylerin tekrarı olan kısımlarda arkadaşlar hızlı örmeye çalışıyorum. Çünkü videolarımız çok uzun olsun istemiyorum. Ve arkadaşlar ekranınızın sağ üst köşesinde 4 noktadan oluşan bir işaret var. O işareti tıkladığınızda video hızınızı ayarlayabilirsiniz. İsterseniz yavaşlatıp, isterseniz e, hızlandırabiliyorsunuz biliyorsunuz. Zaman zaman yorumlarda e, hızlı ya da çok yavaş anlattınız diye e, yorumlar alıyorum. Kişiye göre değişiyor bu tabi. Örgüyü bilenler için e, yavaş bir anlatım, örgüyü bilmeyenler için de hızlı bir anlatım olduğu söyleniyor. Fakat dediğim gibi bu şekilde istediğiniz hızda ayarlayabilirsiniz. Evet arka bedeni ördüm. Roba artışının olduğu yere geldim. Roba artışının ilmeği, robanın düz ilmeği ve diğer artış ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Şimdi ikinci kolumu örmeye başlayacağım. İlk ilmeğim yine düz ama alttan batarak. Ardından ters. Ardından düz ama alttan batarak. Bir ters, bir düz alttan batarak. Bir ters, bir düz alttan batarak. Bu şekilde ikinci kolumu da tamamladım. Yine roba ayrımının olduğu artışım ve aradaki e, düz ilmeğim var. Bunların üçünü de ters örgü olarak örüyorum. bir 2 3 Ardından yine fare dişi modeline başlıyoruz. Düz ama alttan batarak sonra bir ters. Düz ama alttan batarak sonra bir ters. Düz ama alttan batarak sonra bir ters. Sırada 2, 4, 6, 7 ilmeğim var. Bu 7 ilmeğimi arkadaşlar haroşa örgü olarak örüyorum. Evet, ilk kurulumu yaptık, robamızı ayırdık, ilk ilik çalışmamızı yaptık. Bundan sonra arkadaşlar, 12 ya da 13 diş arayla bir yaşından küçük örmek isteyenler, 12 diş arayla bir yaş örmek isteyenler, 13 diş arayla roba iliklerini ayarlayabilirler. Ben 12 diş arayla öreceğim. Tekrar örgümün ön kısmındayım. İlk 7 ilmeğim haroşa örgü olarak örüyorum. Ardından arkadaşlar düz örgülerle ilerliyorum. Roba artışlarının olduğu yerde sadece artışlarımı yapacağım. Evet ayrımını yaptığım ayracımın oraya geldim. şu benim arada devamlı düz olarak ilerleyecek olduğum düz ilmeğim bunun hemen öncesinde bir artış yapıyorum ilmeğimi düz olarak örüyorum ardından tekrar bir gizli artırma yapıp kolumu örmeye başlıyorum hep düz örgülerle ilerliyoruz sadece roba ayrımlarının sağından ve solundan Gizli artırmalar yapıyoruz. Evet yine roba ayrımının olduğu yere geldim. Düz ilmeğimi gördüm. Bir gizli artırma yaptım. İlmeğimi ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım ve arka bedeni düz örgülerle örmeye başladım. Yine roba artışımın olduğu düz ilmeğe geldim. Hemen öncesinde bir gizli artırma, ardından düz ilmeğimi ördüm. Sonra bir gizli artırma daha yapıp düz örgülerle kolumu örüyorum. Her artırma yaptığımızda arkadaşlar toplamda bizim 8 ilmeğimiz artmış oluyor. Tekrar Roba ayrımının olduğu ön bedene geldim. İşaretleyicimi gördüm. Düz ilmeğimin hemen öncesinde bir gizli artırma yaptım. İlmeğimi ördüm. İkinci kez gizli artırma yapıp son 7 ilmeğim kalana kadar düz örgülerle örgümü örüyorum. Ardından son 7 ilmeğim haroşa örgü bunu da haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka sıradayız arkadaşlar. Arka sırada ilk 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 2, 4, 6, 7. Ardından var olan bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Fare dişi modelimizin üçüncü sırasını örüyoruz arkadaşlar. Artırma yaptığım ilmeklerim roba ayrımındaki ilmeğim de dahil olmak üzere bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Sadece ilk 7 ve son 7 ilmeğim haroşa örgü. Şimdi bu sırayı da örelim. Ters ilmeklerle <laughs> bütün ilmeklerimi ördüm son 7 ilmeğim kalınca bu son 7 ilmeği de haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum ve bizim fare dişi modelimizin 3. sırasını da örmüş olduk 4. sırasındayız 4 sıradan oluşuyor bu model yine ilk 7 ilmeğim haroşa örgü 4 5 6 7. Şimdi de arkadaşlar bu sırada sadece düz örgü örüyoruz. Roba ayrımlarına gelince roba artışlarımızı yapıyoruz. Hepsi bu kadar. Geldim, düz ilmeğimi gördüm. Burada hemen bir artış yapıyorum. Ardından düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir artış yapıyorum ve örmeye devam ediyorum bu sırada sadece bu şekilde çalışacağız arkadaşlar düz örgülerle ilerleyeceğiz ve ruba ayrımlarına gelince gizli artırmalarımızı yapacağız Evet geldim düz ilmeğimi gördüm hemen öncesinde bir gizli artırma yaptım ilmeğimi ördüm tekrar bir gizli artırma yaptım ve devam ediyorum kısımları ayrıntılı olarak anlatıyorum arkadaşlar. Zaten devamı hep bu şekilde ilerleyecek. Çok uzun bir video olmayacak. Ama aynı zamanda anlaşılır, çok rahat bakarak örebileceğiniz bir çalışma olacak. Tekrar roba ayrımının olduğu yere geldim. Düz ilmeğimi gördüm. Hemen öncesinde bir gizli artırma yaptım. Ardından Düz örgümü ördüm. Tekrar bir gizli artırma yapıp ikinci kolum için var olan ilmekleri düz örgü olarak örüyorum. Yine robayramındaki düz ilmeğimi gördüm. Hemen öncesinde bir artış yaptım. Düz ilmeğimi ördüm. Sonrasında bir artış yaptım ve son 7 ilmeğim kalana kadar düz örgü son 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamladım arkadaşlar fare dişi modelimizin dördüncü sırasını da tamamladık şimdi arka sırada yeniden model çalışmasına başlayacağız tekrar kurulum yapacağız Evet ilk 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 Ardından 8. ilmeği düz öreceğiz fakat şişten değil bir alttan batarak sonra bir ters sonra düz ama bir alttan batarak düz ama bir alttan batarak ardından bir ters ardından bir düz ama alttan batarak. Sonra ters de örgüm bitti. Arkadaşlar roba ayrımındaki ilmeğim ve sağında ve sonundaki gizli artırma olan ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. sonrasında arkadaşlar sıradaki ilmeği düz ama alttan batarak ardından bir ters. Sonra düz ama alttan batarak ardından bir ters. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Düz ama alttan batarak sonra bir ters. Düz ama alttan batarak sonra bir ters. Ve yine gizli artırmamın olduğu ilmek geldi. Onu ters, roba ayrımındaki ilmeğimi ters ve diğer gizli artırma ilmeğimi ters örgü olarak ört. Şimdi fare dişine başlayacağız. Yine ilk ilmeği düz ama alttan batarak. Ardından bir ters, sonra bir düz ama alttan batarak, sonra bir ters. Arka bedeni de bu şekilde örüyoruz. Roba ayrımının olduğu yere geldim. Yine gizli artırma ilmeğimi onun yanındaki ilmeğimi ve tekrar gizli artırma olan ilmeğimi ters örgü ördüm. Şimdi ikinci kolum için fare dişi çalışmama başlıyorum. Düz örgü ama şişten değil alttan batarak sonra bir ters düz örgü ama alttan batarak sonra bir ters bu şekilde kolumuzda örüyorum. Yani arkadaşlar artırmaları yaptıktan sonra hemen fare dişi için düz örgü ama alttan batarak örmeye başlıyoruz. Bu kadar kolay. Evet kol çalışmamı da bitirdim. Şimdi roba ayrımının olduğu yere geldim. Gizli artırma ilmeğim, roba ayrımındaki ilmeğim ve diğer gizli artırma ilmeğimi ters ördüm. Ardından sıradaki ilmeği düz ama alttan batarak sonra bir ters sonra düz ama alttan batarak sonra bir ters düz ama alttan batarak sonra bir ters olarak son 7 ilmek kalıncaya kadar fare dişi modelimi çalıştım son 7 ilmeğim kalınca da haroşa örgü örerek sıramı tamamlıyorum arkadaşlar kurulumda roba ayrımı da hep bu şekilde ilerleyecek şimdi arka sırada e, ön sırada ilk 7 ve son 7 ilmeğimiz düz örgü olarak örülecek ve şu artış yerlerinde hep düz ilmeğin öncesinde ve sonrasında birer gizli artış yapılacak arkada var olan bütün ilmekler ters örgü örülecek e, aynı sıralamayla devam edeceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi fare dişi modelimiz hep birbirini takip ediyor. Bu şekilde olması gerekiyor modelin. Örerken ara ara kontrol edin, hata olmasın. Arkadaşlar robamızı 18 kez artırma yapalım. 18 artırmadan sonra kol çalışmamız var. Kollarımızı çalışalım ve sonra alt bedeni örmeye yine birlikte devam edelim. Toplamda 18 kez robamı arttırdım arkadaşlar. 12 diş haroşa arayla ikinci iliğimi açtım. İkinci ilikten sonra 2, 4, 5 diş haroşa boyunca ördüm. Şimdi arka sıradayım. Artışlarımı yaptıktan sonra arka sırayı ters örgülerle ördüm. Şu roba ayrımındaki düz ilmeğimin ilkini ve kolumun diğer tarafındaki şu düz ilmeğimi arka bedene bırakacağım. Aradaki ilmeklerimi haroşa örgü örmeye başlayacağım. Örgümüzün ters tarafındayız. Artırma yaptığım ilmeğim ve diğer ilmeklerimi düz örgümün olduğu yere kadar haroşa örgü olarak örüyorum. ters taraftan bu işleme başlıyoruz. Çünkü en son fare dişi örneğimizi yaptıktan sonra arada çok boşluk olsun istemedim. O yüzden bu şekilde ayarladım arkadaşlar. Aradaki düz mesafe çok uzun olursa hoş görünmeyecekti. O yüzden biz de haroşa örgülerimize örgümüzün arka kısmında son artırmamızın örüldüğü sırada yapmış oluyoruz. Evet haroşa ilmeklerle ilerliyorum. Hemen arka bedenin roba ayrımının olduğu düz ilmeğe kadar öreceğim. Düz ilmeği arka bedene bırakacağım. Evet. Son artırma yerime geldim. Şu gizli artırma yaptığımız ilmeğimiz. Onu da ördüm. Şimdi çevirelim. Düz ilmeğimi gördüm. Bu düz ilmek artık arka bedende kaldı. Biz şimdi sadece haroşa örgülerle kolumuzda 4 diş boyunca haroşa çalışması yapacağız. Kol lastiğimiz için. ilk dişimizi örmüş olduk gördüğünüz gibi örneğin hemen ardından haroşa örgümüz başladı ve örgünün bütünlüğü bozulmadı arkadaşlar eğer düz taraftan haroşalarımıza başlamış olsaydık arada ee, düz örgü uzun kalacaktı ve hoş görünmeyecekti. Şimdi yine diğer düz ilmeğe kadar öreceğim ve döneceğim. Ardından koldaki haroşa çalışmasını tamamlayacağım. Sonra yine ilmeklerimizi birlikte keserek kol çalışmamızı tamamlamış olacağız. Evet geldim. Son ilmeğimi de ördüm. Şu roba ayrımındaki düz ilmeğim burada ön bedende kaldı. Diğer kısımda arka bedende kaldı. Bu şekilde sadece kolumuzdaki ilmeklerimizi haroşa örgülerle örelim. Ardından kesme çalışmasını birlikte yapmaya devam edelim. Toplamda 3 diş haroşa boyunca ördüm. Yine arka sıramdayım. 4. dişimizi örgümüzü keserken oluşturacağız. İlk ilmeği boş aldım. İkinci ilmeği haroşa örgü ördüm. İlk ilmeği haroşa ördüm. Örgün üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeği haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi kesiyoruz. Önce örüyoruz sonra arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyoruz arkadaşlar sıkı kesme yapmayın mümkün olduğu kadar ilmeklerinizi sıkmadan örün kol lastiğimiz çok sıkı olmasın, esnek güzel bir lastik çalışması olsun. 46 ilmekten oluşuyordu kol çalışmamız. Şimdi 46 ilmeğimizin tamamını örerek keselim. Bütün ilmeklerimi örerek kestim. Şimdi arkadaşlar şu ilmeğimi tığımı alacağım. Hiç kesme işlemi yapmayacağız. İpimizi koparmayacağız arkadaşlar. Önce şurada bir zincirle bunu sabitliyorum. Ardından kolumu şöyle tersten ikiye katlıyorum. Tığımızın yardımıyla lastiklerimizi birleştireceğiz ve ipimizi kesmeden örgümüze devam edeceğiz şu ilk ilmeğin başından örgümü birleştiriyorum ardından her iki taraftan batarak kaydırma tekniği ile birlikte arkadaşlar örgüyü birleştiriyorum kol altına kadar bu şekilde iniyorum burada da çok sıkmayın arkadaşlar ipinizi son kez her iki tarafa Battım ve kaydırma tekniği birleştirdim. Şurada bir zincir çekerek şu ilmeğimi arkadaşlar şişime aldım. Şimdi hemen kol çalışmamızı görelim. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir birleştirme ile kol evimiz birleşmiş oldu. Kol kısmımız oldukça rahat, uygun büyüklükte. Şimdi örgümüze devam ediyoruz. Arka bedendeydik. Arka bedendeki ilmeklerimi artırma yaptığım ilmeklerimde dahil ters örgü olarak öreceğim. Diğer kola kadar arkadaşlar. Arka bedeni ördükten sonra aynı işlemi diğer kolumuzda yapacağız. Şimdi oraya kadar örgümüzü örelim. arka bedendeki ilmeklerimi ördüm şu artırma yaptığım ilmeğimi ördüm ve aradaki düz ilmeği de ördüm düz ilmeği yine arka bedene bırakacağız arkadaşlar şimdi ikinci kolumuzu öreceğiz haroşa örgülerle şu düz ilmeğin olduğu yere kadar düz ilmeği yine ön bedene bırakacağız Şimdi kol lastik çalışmamız için kolumuzdaki ilmekleri haroşa örgü olarak örüyoruz. 46 ilmek arkadaşlar kol lastiğimizde olması gereken ilmek sayımız 46 ilmek 46 ilmeği haroşa örgü olarak örelim Evet 46. ilmeğim gizli artırma olan ilmeğim onu da ördüm ve düz ilmeğimi ön bedene bıraktım döndüm şimdi aynı çalışmayı burada yapalım 3 diş haroşa boyunca örelim sonra örerek kesme tekniğiyle yine örgümüzün arkası kısmında kesme işlemini ve dördüncü diş haroşamızı tamamlamış olalım ikinci kolumu da birleştirdim ördükten sonra arkadaşlar ilm tığımla yürüttüğüm ilmeği şişime aldım. Şimdi arka bedenin devamı olarak şu ön bedenin ikinci tarafını ters örgülerle örmeye devam ediyoruz. Ve böylece roba çalışmamız bitmiş oluyor arkadaşlar. Evet. Son 7 ilmeğim haroşa. Diğer ilmeklerim fare dişinin arka tarafı olduğu için ters örgü. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Ön bedenin Ters örgüsünü ördüm ve son 7 ilmeğim haroşa örgü. Son 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüp robamı tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Artık robamız bitti. Aynı zamanda kollarımız bitti. Şu ayraçlarımızı da çıkaralım. Evet. Gayet güzel bir roba çalışması oldu. Şimdi arkadaşlar sadece iki ön ve arka bedenimizi örmeye devam edeceğiz. Fare dişi modelimizi de öreceğiz. Şimdi bir sıra düz kısımda olduğumuz için düz örgü öreceğiz. Fakat arkadaşlar örneğimizin birbirini takip edebilmesi için kol çalışmasından sonra bir kesme işlemi yapacağım tam kol altında arkadaşlar şimdi kol altına kadar ilmeklerimi öreyim sonra iki ilmeği tam kolun altında birlikte keseceğim Evet tam Kol altındayım. Şu birleştirerek indiğim yerdeyim arkadaşlar. Tam bu çizginin üzerinde olan iki ilmeğimi birlikte örerek buradaki ilmeği bir azaltmış oluyorum. Sonra yine düz örgülerle ilerliyoruz. Diğer kol altında da aynı çalışmayı yapıyoruz. Şimdi diğer kola kadar da öreyim. Oradaki çalışmayı yine sizlerle paylaşayım. Diğer kol altıma kadar ördüm arkadaşlar. Kol altı birleştirdiğim yer burası. Şu iki ilmeği şimdi birlikte örerek bir eksiltme de buradan yapıyorum. Bunu yapmamızdaki amacımız fare dişi modelini şimdi çalışacağız ilmeklerimizin modelin ee, düzgün devam edebilmesi için. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Düz örgülerle örgümü örüyorum. Son 7 ilmeğim zaten haroşa örgü. Evet, şimdi örgümüzün arka kısmında fare dişi örneğimizi çalışmaya başlayalım. İlk 7 ilmeğimiz haroşa örgü. 4 5 6 7. 7 ilmekten sonra ne yapıyorduk? Düz örüyorduk fakat şişteki ilmeğe değil, onun altına batıyorduk. Düz örüyorduk ardından bir ters düz ama altına batıyoruz ardından bir ters düz ama altına batıyoruz ardından bir ters şu kol altına kadar kulurumu yapacağım arkadaşlar ondan sonra örmeye devam edeceğiz 12 diş haroşa arayla iliklerimizi açacağız Toplamda 4 ilik çalışmamız olacak. Ardından yine haroşa örgülerle lastik çalışmamızı tamamlayacağız ve yeleğimizi bitireceğiz. Evet, düz alttan batarak sonra bir ters. Düz ama alttan batarak sonra bir ters. Düz ama alttan batarak sonra bir ters. Düz ama alttan batarak sonra bir ters. Şu arka bedene geçiş yaptıktan sonra doğru yapıp yapmadığımızı kontrol edeceğiz. Bakıyorum. Fare dişi çalışmamız burada düzgün. Burada da yine aynı sıralamayı yakalamış olduk arkadaşlar. Evet. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi diğer kol altına kadar ben çalışayım şuradaki birleşmede de e, kontrol edelim, ondan sonra devam edelim. Evet, diğer kol altında da çalışmaya devam ediyorum. Bir düz ilmek ama alttan batarak bir ters, bir düz ilmek ama alttan batarak bir ters. Bu şekilde örelim. Ve şimdi diğer kolumuzu da kontrol edelim. Kol altımız. Evet. Fare dişi modeli arkadaşlar birbirine takip etti. Hem ön bedende hem de arka bedende kurulumu düzgün yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi 12 diş haroşa arayla örgümüzü örmeye devam edelim. Toplamda 4 ilik çalışmamız oluyor. Onun ardından etek lastiği öreceğiz ve yeleğimizi tamamlayacağız şöyle sıramı tamamladıktan sonra tekrar paylaşmak istiyorum sizinle Evet son 7 ilmeğim haroşa örgü 2 3 4 5 6 ve 7 Bundan sonra sadece var olan ilmeklerimizle birlikte örgümüze devam edeceğiz. İkinci ilik çalışmamızı yaptık. İki ilik daha çalışalım. Sonra lastik çalışmamızla yeleğimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Robamızı tamamladıktan sonra koltuk altından örmeye devam ettik. 12 diş haroşa arayla 4 tane ilik çalışması yaptım. Ardından son iliğimden sonra 5 sıra boyunca yine e, fare dişi modelimi ördüm. Ardından 3 diş haroşamı ördüm. 4. dişi örgümüzün arka tarafından örerek kesme tekniğiyle örerek tamamlıyoruz. Arkadaşlar e, yeleğim bir yaştan biraz küçük oldu. E, hırkam da öyleydi. Takım olması için ben öyle çalıştım. Örgüye başlarken daha büyük örmek isteyen arkadaşlar 13 diş haroşa arayla ilik açsınlar diye belirtmiştim. Eğer bir yaş için örmek istiyorsanız arkadaşlar 13-14 diş haroşa arayla örgünüzü örebilirsiniz. Ben roba ayrımlarını şu artışları 18 kez yapmıştım. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlar aynı sayılarla başlayıp artışı 20'ye tamamlayabilirler. Onlar da 10 diş haroşa arayla 5'er ilik çalışması yaparak yeleklerinin boylarını uzatabilirler. Şimdi örerek kesme tekniği örgümüzün arka kısmından haroşa örgü olarak örüyorum. Öndeki ilmeğin üzerinden arkadaki ilmeği geçiriyorum. Önce örüyorum, sonra arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Arkadaşlar tam bir yumak ip kullanmış oldum. Daha büyük örecek olan arkadaşlar bir buçuk yumak civarı e, ip temin etsinler. Benim gibi bu boyutlarda örmek isteyen arkadaşlar için bir yumak ip yeterli oluyor. Evet örgümü tamamladım. Şimdi son halimizi de görelim. Öncesinde şu ipimi haroşa dişlerimin arasından tığımın yardımıyla geçirerek gizliyorum. Bu şekilde çalışarak tertemiz bir örgü elde etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar benim yeleğimin eni 27 santim boyu 30 santim oldu. koltuk altından sonra arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane fare dişi modeli çalışmış oldum dediğim gibi boyumuz 30 santim enimiz 27 santim hırkamızla birlikte şöyle yan yana poz verelim güzel bir takım oldu arkadaşlar. Hırka modelimin anlatımını ve yine fare dişi patik modelimin anlatımını daha önce sizler için yapmıştım. Yelekle birlikte gördüğünüz gibi çok güzel bir çalışma olmuş oldu. Bu videomu da benimle birlikte seyrettiğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.